Milyoner'de iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde 1.000.000 puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok 1.000.000 puan, o kadar çok eğlence. Milyoner. Milyoner FC'ye hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Uğur Karakullukçu ve Mustafa Demirtaş'la birlikte hem haftayı değerlendireceğiz hem de maçların tahminlerini yapacağız. Yine o klasikleşmiş uyum bölümümüz de var. Hızlıca başlayalım. Avrupa gecesini geride bıraktık. Evet. Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kazandı. Galatasaray Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Hepsini değerlendireceğiz. Fenerbahçe'nin maçıyla başlayalım. Fenerbahçe son maça bırakmıştı gruptan çıkıp çıkamayacağını. Kendi evinde aslında biraz da belki ligin ertelenmesi de rotasyonu kıstı. Daha ideale yakın bir kadroyla Fenerbahçe maçını kazandı. Uğur nasıl buldu Fenerbahçe'yi? Başlayalımızca. Ya tırnağıma Fenerbahçe rakip olacak bir takım değildi zaten. Fikstürün getirisi aslında Fenerbahçe birinci mi olacak, ikinci mi? Bu da diğer sonuçların aslında belirleyeceği bir şeydi. Çünkü Fenerbahçe'nin bence üçüncü olma olasılığı yoktu. Yani tırnağıma içeride puan kaybetmesi çok mümkün bir takım değil. Fenerbahçe de görevini çok iyi yaptı. Çok iyi oynayan oyuncular. Ferdi inanılmaz oynadı. Zaten Ferdi'nin skoru da açmasından sonra zaten iş başka bir yere gitti. Çok doğal yani. Klasik aslında bir Süper Lig maçı gibi. İç saha Süper Lig maçına döndü. Çok da doğal. Ben bu... O sırada Twitter'dan şunu merak ettim. Fenerbahçe tarihinin en iyi sol bekler listesinde Ferdi'yi kaçıncı sıraya yazarsınız diye yazdım Twitter'da. Ve o kadar çok birinci sıraya yazan var ki maksimum abi Roberto Carlos daha kariyerliydi diyen var. Kariyer öyle ama performans olarak düşünüyorum harbiden ya. Söylüyorum adayları. Roberto Carlos. Carlos zaten tarihin en iyi 11'inde sol bek olur. Evet. Ama Arsenal'e giden performans olarak. Arsenal'e giden Andre Santos. Mesela performans daha şampiyonluk şey. Sezonu MVP'si Caner Erkin. İyi, Ümit Özatan'ın cısında. İyi bekler varmış be. Var. İyi bekler. Ben Divas'ı da çok yakın severim. Yakın dönemin en iyisi. Ben... Tamam, böyle kapatalım. Son 10 yılın en iyisi. Gurme eklenti yapayım. Yani. Divas'ı da severdim ben. Yani, yani. Güzel. Yazın lütfen yorumlara. Fenerbahçe tarihinde kaça koyuyorsunuz? Bol Andre Santos'un da abi ikisi ama yüksekti. Yani sonuçta evet. Caner Erkin Avrupa Ligi yarı final oynadı. Bir de o var yani. Onu da dışarıda bırakmamak lazım. Şampiyonluk sezonu MVP'si gerçekten ya. Ersun Hoca zaman. Yani. Ve o takım çok önemli oyuncular vardı. Fenerbahçe'nin son güçlü şampiyonluğu yani. Bu ciddi. Nisan ayında şampiyon oldu. Hatta var mıdır son 20 yılda böyle rahat rahat, bu kadar rahat şampiyon olduğu herhalde yoktur. İşte Trabzonspor'un şampiyonluğu var. Evet, yok şey yok. Yani genel olarak da yok. Direkt bekler üstünden görünüyor da oyun yani. Değil mi? Tabii Gökhan Gönül, Caner Erkin baskısı. Horvetler içeri giriyor. Yok yok. Premier analizde evet, konuştum. O kadar değil hocam. Ona geldim. Yani Ferdi belki... Niye o kadar değil lan? Hani Ferdi Caner'den performans olarak şu an ispatlı bir şeyi yok, üstünlüğü yok. Başarı da önemli kritik. Ferdi'de konu şu, Fenerbahçe'nin o kadar zamandır bu kadar öne çıkan bir oyuncusu yoktu ki... şu anda Ferdi'nin yaptığı çok değerli. Yani gol atıyor, savunma yapıyor. Çok istikrarlı. Dün tane... maç sonu röportajında diyor ya 90. dakikada bile böyle enerjimi kontrol edemiyorum. Arkadaşlar hatta yani durun bir maç diyorlar. Durduramıyorum. Bu kafayı durduramıyorum. Aynen bu kafayı durduramıyorum. İsmet konuşması yap. Ama bu arada Vitor Pereira'ya çok büyük teşekkür borçlu. Hem Fenerbahçe camiası hem Türk futbolu. Yani o bölgede zaten ciddi sorunlarımız var. Hani böyle biraz kafayı gösteren 5 maç oynayanı zaten büyük takıma falan alıyorlar. Rıdvan Yılmaz ciddi potansiyelle oynamıyor Rangers'ta. Yani süre alamıyor. Eren Elmalı Kasımpaşa'da biraz kafayı gösterdi. Hemen Trabzonspor aldı. O da ilerleme kaydedemedi. Kasımpaşa'dakinden daha önde mi? Değil yani. Kazımcan yani Galatasaray'da belli süreler aldı ama gelişim kaydedemiyor. Şu an şey gibi gözüküyor hatta yani. Bu şekilde devam ederse yani Barış Alper sol beki alırsa ve 4 ay oynarsa sol bek rotasyonumuz Ferdi Barış Alper olacak. Tabii. Nerede? Ona doğru gidiyor Ferdi'nin yani. Ferdi'nin milli takımdaki durumu şu. Başka hangi taraftaki bek biraz formda ki Ferdi'yi nerede oynatalım durumu. Evet, Ferdi evet. Her türlü oynayacak. Ama bence o hatalı işte. Bence çünkü Ferdi solda çok daha başarılı. Bence de. Yani İçeri sağda çünkü. Sağda aynı şey vermiyor. Aynı etkiyi aynı vermiyor. Tadı vermiyor. Yani en üst seviye performansını alamıyoruz. Yine oynar yani. Eldekilerden yine bu arada
Bize kiçilik mi şey mi? Yine en iyi. İki Ferdin olsa iki Ferdi oynatırım ben. Çizgiye basan çok bek kullandık değil mi? Bu kadar aynı tadı vermiyor. Biraz dışarı kadar olsun. Ne yapacağız? Zeki Çek, Mert Müldür falan. Bunların önünde, önünde yani sağ bek olarak. Düşününce şey de yok yani. İki tane olsa iki tane oynatalım Ferdi'den. Ama solda çok daha kuvvetli. Yani tamamen Prime Kanser o rolüne bürünmüş durumda yani. Ya hatta Ferdi'den dört tane olursa dördünü de kullanırsın. İki tanesi içlerde, dört dışlarda. Oynatırsın bence ya. Net oynatırsın. Bir kehanet yapsana, seni çok seviyorum. Kehanet şeyin nereye gider? Bir takıma yollasana Ferdi'yi. İyi bir paraya yolladın. Brighton'a yani. Verecek. Brighton yasak. Brighton yasak. Yo, Arsenal'e verdim. Zinchenko'yu kesti şu anda. Çok mantıklı. Yani böyle bir... Bu arada Rıdvan Yılmaz'ın da hayali Arsenal. Çünkü Arsenal'ı çok kesti. Ben Zinchenko'yu kesince kesilmez demiştiniz. Zinchenko sonuçta demiştiniz. Hatırlamıyorum öyle bir şey. Sen hatırlıyor musun? Ben de yok. Ben de bu. Ben de 2-3 ay önce konuşuldu bu. Kimi yerini kestin? Ben de Zinchenko'dan daha iyi olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Ha, hocam o kadar değil demiştik sana. Evet, aynen. Evet. Bak hatırladı adam. Evet hatırladı. Evet o kadar değil dedi. Ben de yok. Bana öyle bilgi aynen. Gelmedi. Ben yok. Silmiş. Format atmış bunu. Hedef falan koyabilir yani o. Çünkü Arsenal... Ben ortaladı şimdi. Ferdi'nin oyunu önde çok, değil Ferdi hani. Ferdi'nin çok yakın. Çok ideal yani Ferdi'nin oyunu için. Zamanında birileri demiş mi? Zinchenko keser onu bilmem. Bilmem. Bir de yine on numaradan değişim oyuncu merkez. Bu arada bak başta Dzeko'ya bir tane aşırma pası var. Dzeko'nun attığı gol, ikinci attığı golde verdiği kilit pas var. Bayağı orta saha işleri. Attığı gol sol kenar forvet işi. Evet, yani bir sol kenar forvet öyle gol atsa dersin ki lan ne güzel gol attı. İçeri katletti, iki kişi arasından sıyrıldı, yakın direğe vurdu tak. Falan. Tamam bak böyle sol kenar forvetlerini böyle skora destek verecek dersin. Ama sol bek oynuyor. Sol bekten bu katkı veriyor. İnanılmaz performans. Müthiş oynuyor. Vitor Pereira'ya teşekkür etmek gerek derken hani sadece devşirdi, kazandırdı anlamına demiyorum. Ferdi'nin ayrılma durumu var. Çünkü ilk 1,5 yıl özellikle Ersun Yanal dönemi neredeyse hiç oynatılmadı. Hiç yani. Hatta şey falan dendi. Nerede bu falan. Bütün takım kötü. Bari hani Ferdi oynasın orta sahada falan deyince hani yani zaten oynayabilecek seviyede oyuncu değil imalarını da biz duyduk yani Ferdi için. Yani sözleşme kriz şeyi var. Hani ben genç oyuncuyum oynamıyorum. Hani ayrılma yanlısı tavırı sergilediği bir dönem vardı. O ara Vitor Pereira'nın müdahalesi, ona süre vermesi, Fenerbahçe'nin daha fazla kıymet vermesi, sözleşme uzatmadan gidecekti yani. Bedava kaybedeceğim bir oyuncudan şimdi yani çok da paha biçilebilecek bir oyuncu. Yani Ferdi'nin yaptıklarını Macar bir çocuk yapsa yine dersin ki lan ne adam yakaladık ha falan diyebileceğim bir oyuncu. Türk yani ve yaş olarak çok müsait, yıllarca oynatabilirsin. O yüzden Fenerbahçe için çok kritik. Yani çok çok iyi para kazanacaksın ya da belki yıllarca seni sürükleyecek bir yerliye rahatlıkla sahip oldun yani. O Ali Koç'un ilk transferi. Vitor Pereira bütün kaç dönem geldiyse hepsinin şeyini çıkardı bence. Sadece Ferdi'yle. Daha kimincelere falan girmiyorum yani. Hani parlattı diğer oyuncular değil ama sadece Ferdi devşirmesi tabii. Yeterli bence. O sayı bile öldürdü. Yani. Tabii. Peki Fenerbahçe'nin yolunu Konferans Ligi'nde neresi olarak görüyorsun Edip? Yani final oynarsa şaşırmazsın Konferans Ligi'nde. Rakiplere de bakılınca. Ya Aston Villa iyi durumda şu anda. Onlar da kafaya takarsa kupayı almayı oynayacak bir takım Aston Villa. Ki bayağı zaten iyidir. Kafaya takınca City, Arsenal'de yenen bir takım. Yani arka arkaya gitti yani. Kafayı bozmuş 5 Aston Villa. Aston Villa iyi yani. Ama bir hedef olarak final koyulabilir Konferans Ligi'nde. Bunu hayal edebilirsin rahatlıkla. Fenerbahçe'nin bu oyunu da finale kadar yürüyebilecek bir oyun. Yani bu ideal 11'ine biraz derinlik katarsa ki bu bence grup aşamasında bu çok net görüldü. Nonchalance'daki o kötü maç şu anda puan durumu açısından hiçbir şey ifade etmiyor. Şu anda avarajı da tekrardan sağladı Fenerbahçe bu maçla birlikte. Lazım olan 3 puanını da aldı. Oradan da çok güzel bir skor geldi. Yine lider olarak playoff turunu atlayarak, playoff turunu oynamadan direkt son 16'ya attı kendisini. Ama çok güzel detaylar da var grup aşamasında. Hani işlerin kötü gittiği maçlarda da ya demek ki bize bu oyunu oynayacak orta sahada derinlik lazım. Hani Zayt X oyuncular değil bunlar. Buraya farklı derinlik lazım. Stoper ya birileri oynar denilecek bölge değil orası. Bizim oyunumuz özellikle. İşte Ciku gibi, Bekao gibi, hatta Osterwolde gibi pozisyon hataları yapsa da enerji olarak orayı tazeleyecek, atakları tazeleyecek stoper de ihtiyacımız var. Fikrini devre arasında Fenerbahçe eklemeler yaparsa orta saha ve stoper bölgesinde neden olmasın? Bir hatırlatmam var arkadaşlar, bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle Osterwold'i not alayım.
Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner'de kampanyalar bitmiyor. Bilyoner iyi arkadaş gol getirir diyor arkadaşlar. Nasıl atılır bu gol? Şimdi bunu anlatacağım. Ben Bilyoner'e üye olduğumda 20 TL kazanıyorum. Uğur gidiyor benim referansımla üye oluyor. O da 20 TL kazanıyor. Ama şimdi mevzu şurada başlayacak. Uğur hesabına buradan sonra 100 TL yüklerse ve toplamda 100 TL'lik harcama yaparsa hem Uğur hem ben 50'şer TL değerinde milyon puan daha kazanıyoruz. Üstelik bunun sınırı da yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence diyor Bilyoner. Bilyoner'e çok teşekkür ediyoruz. Kampanyalar sekmesinden de detaylara hakim olabilirsiniz. Bilyoner'de iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence. Bilyoner.